Günaydın sevgili izleyiciler. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Yardımcı doçent doktor Ramazan Ersoy hocamızla birlikte yetişkinlerde alerjik hastalıkları, ilaç alerjilerini, astımı, süremiz yettiğince bütün konulara değinmeye çalışacağız. 0212 625 64 64 nolu telefondan bizlere sorularınızı iletebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkürler, hoş bulduk. Hocam sizi tanıyanlar veya tanımayanlar çok kesit vardır. Evet. Biz bütün herkese sizi tanıtmak istiyoruz. Doğru bilgilerinizi paylaşmak istiyoruz. Bunun için de siz lütfen kendinizi kısaca tanıtabilir misiniz? Tamam, teşekkürler bu imkanı verdiğiniz için. Size ve Cem TV'ye rica ederiz. Annesine teşekkür ediyorum. Teşekkürler. 99 yılında İstanbul Tıp Fakültesi bitirdikten sonra Ege Üniversitesi'nde iç hastalıkları bölümünü. Daha sonrasında aynı şekilde Ege Üniversitesi'nde alerjik hastalıklar uzmanı olarak uzmanlığımı aldım. Hı hı. Daha sonrasında Yedikule Göğüs Hastalığı Eğitim Araştırma Hastanesi'nde belli bir süre çalıştıktan sonrasında üniversite eğitimimi serbest olarak çalışmaya devam ediyorum. Ne kadar güzel. Şimdi bizim normalde birçok hastalıkları biliyoruz ama bir de bunların alerjik hastalıkları da var diye çıkıyor. Ama bunlara değin çok fazla bilgilerimiz yok. Öncelikle alerjik hastalıklar nedir? Bunun bir tanımını yapabilir miyiz? Alerjik hastalıklar aslında hayatımızda her geçen gün daha fazlalaşmaya başladı. Hı hı. Çünkü yaşadığımız ortam şartlarla beraber genetik altyapımız ne yazık ki alerjik hastalık çıkmasına daha fazla sebep olmaktadır. Şu günümüzde özellikle alerjik rinit, alerjik astım, gıda alerjileri çocukluk yıllarında daha fazla olmak üzere ilaç alerjileri, aynı şekilde arı veya ürtüker dediğimiz ciddi alerjik reaksiyonlarla giden hastalıklar bulunmaktadır. Bunlar bir kısmı çocukluk yıllarında ortaya çıkmakla beraber özellikle gıda alerjileri daha çok çocukluk yıllarında ortaya çıkar fakat İleriki yıllarda burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı, nefes darlığı, ileride daha da ilerlerse astımla beraber çıkan en sık alerjik hastalıklar karşımıza her geçen gün arttı. Burada bir şey sormak istiyorum. Çocukluk yıllarında da çıktığını söylediniz. Tabii. Fakat genetik ebeveynlerle alakalı bir ilişkisi var mıdır? Doğum anında mı gözükebilir? Ne yazık ki alerjik hastalığın çıkmasının en büyük sebeplerden biri genetik altyapımız. Hı hı. Anne ve babadaki alerjik hastalıklar ne yazık ki ileriki hayatımızda bizde de alerjik hastalığın çıkmasına yol açabilmektedir. Özellikle annede varsa %50, babada varsa daha da yüksek ihtimal %60 ileride alerjik hastalıklar ne yazık ki karşımıza çıkmaktadır. Özellikle çocukluk yıllarında yaşayan çocukluk yıllarındaki alerjik hastalıklar daha sonrasında şekil değiştirebiliyor. Özellikle gıda alerjileri geçiren çocuklar daha sonra burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı, astımla aynı şikayetleri oluşturabiliyor. Evet. Bu örneğin çocuk büyüyor ve büyüdükçe de alerjik reaksiyonları yön değiştirebiliyor. Zaten bunun tedavilerine, tanılarına gireceğiz ama net bazı şeyler otursun ve sevgili izleyicilerimiz belki ekranı yeni açmışlardır. Evet. Hani neye değindiğimizi anlamaları adına soruyorum. Evet. Örneğin alerjik reaksiyonlar hayatımız boyunca hep belli zamanlarda bu reaksiyonları yaşayacak mıyız? Bunların tedavileri de olabiliyor mu? Kurtulması mümkün mü? Tabii ki. Bazı alerjik hastalar için ciddi tedaviler ve ileride engelleyen birçok alerji, özellikle alerji aşıları bu konuda çok önemli tedavide yer tutmaktadır. Fakat alerjik hastalar ne yazık ki çocukluk yıllarından itibaren ortaya çıkabilmekte. Erken tanı konulduğunda ileride daha kötü hastalığa yol açmadan tedavi edilebilmektedir. Bazı alerjiler, özellikle gıda alerjileri ileriki yıllarda çocuklarda özellikle süt alerjisi zamanla kaybolabilmektedir. Fakat alerjik bir altyapımız varsa ileride atopik dermatit veya egzama veya diğer alerjik hastalıklar açısından her zaman risklidirler. Evet. Özellikle biz çocukluk yıllarında gıda alerjisi olan daha sonrasında ailede eğer alerjik astımlı hastalar varsa bunların bir kısmında daha sonra diğer alerjik hastalıkları görme ihtimalimiz her zaman daha fazladır. Peki çocukluk yıllarındaki alerjik reaksiyonlar aşılar falan dedik. Çocuklarımıza aşı da yaptırıyoruz. Normalde bu alerji aşısı yok herhalde, öyle bir şey duymadım. Alerji aşıları immünoterapi dediğimiz tedavi yöntemidir. Aslında alerjik rinit, alerjik astım, ilaç arı alerjilerinde başarı oranı çok yüksektir. Özellikle bu bahar aylarında daha fazla gördüğümüz işte burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı ve bazı hastalarda ciddi olarak öksürük, nefes darlığı, hırıltı gibi şikayetler, astıma gidişi gösteren şikayetler için en önemli tedavi aşı tedavidir. Alerji aşıları, alerjik hastalığın tedavisinde aslında tek yöntemdir. Tedavi edici özelliği olan tek yöntemdir. Hı hı. Diğer kullandığımız alerji ilaçları birçok şikayetimizi ortadan kaldırabilir ama alerjik hastalıkların tedavisindeki en etkili tedavi aslında alerji aşıları dediğimiz aşı immünoterapi tedavisidir. Bir şekilde bağışıklığı güçlendirecek. Tabii, bir alerji aşılarında aslında bizim yaptığımız şey
hastanın ilk önce neye alerjisi olduğunu bulmak. Daha sonra bu hastadaki alerjik şikayetleri oluşan alerjinin daha fazlasını onun vücuduna veriyoruz. Ama yavaşlatılmış bir şekilde işte daha artan dozlarda giderek uzun süreli bir tedavidir ne yazık ki 3 ile 5 yıl sürer ama hastanın belli bir süre sonraki şikayetlerini ortadan kaldırır. Alerjik hastalığın astıma dönüşünü engelleyebilecek aslında tek tedavi yöntemidir. O zaman doğru mu algılıyorum? Şimdi çocukluk yaşında eğer doğru tanı konulursa belki yetişkinliğe alerjik reaksiyonlar o kadar ilerleyerek taşınmayacak. Tabii ki. Alerjik çocuklarda bronşit ataklarının olması, çocuklarda devamlı burun akıntısı, öksürük şikayetlerini tekrarlaması aslında o çocuğun alerjik bir hastalığı açısından tanı konulması mutlaka gerekli bir hasta grubudur. Normalde bizde çocuklarımız sık sık enfeksiyonu yakalandığında daha çok göğüs hastaları veya enfeksiyon hastalarından faydalanırız ama bu çocuk için alerjik hastalıklar aslında ön planda tanısı ve tedavisi daha önemli. Çünkü tanı koyduğumuzda bu çocuk için aslında aşı tedavileri %80'e yakın başarı sağlamaktadır. Erken yıllarda tanı konup tedavisi başlandığında ileride astım olma ihtimali büyük oranda ortadan kalkmaktadır. Biz bugün aslında alerjik tedavilerde çocukluk ve yetişkinlik birbiriyle ilişkili olduğu için çocuk büyüyor ve yetişkin oluyor. Evet. O alerjik reaksiyon büyüyerek kademe kademe yükseliyor. Ama bizim şimdi alerjik reaksiyon dediğimizde çocuklarımız hastalandığı zaman bir çocuk doktoruna götürüyoruz. Evet. Şimdi biz doktorumuzun bizi yönlendirmesini bekliyoruz. Tabii ki. Şimdi bunu biraz daha detaylı açabilir miyiz hocam? Ne yapmamız gerekiyor? Ne gibi bulgular varsa biz eğer doktorumuz bizi yönlendirmiyorsa biz duyarlı bir ebeveyn olarak neler yapmalıyız? Veya yetişkin olarak neler yapmalıyız? Evet. Aslında çocukluk yıllarına başlayan şikayetler çok sık burun burun akıntısı, hapşurma veya öksürük. Veya nefes darlığı şikayetleri varsa veya gıda alerjisi dediğimiz şey karın ağrısını, kanlı ishal dediğimiz mukuslu ishali varsa veya çocuğun vücudunda kaşıntı, kızartı, kabartı, döküntü tarzı, ürtikerya ataklar veya atopik dermatit gibi şikayetleri varsa mutlaka bir alerji uzmanından faydalanmak gerekiyor. Çünkü erken tanı dediğim gibi daha sonrası bu çocuk için çok önemli. İleride astım gibi daha ciddi hastaların oluşması engelleyecektir. Bizim karşılaştığımız yetişkin hastalarda da ileride aynı şekilde hastalar ilk önce burun akıntısı, hapşurma, kaşıntı şikayetleriyle başlayabilir ama bu hasta bu şikayetlerin daha ön planda kulak, burun, boğaz, diğer ekimlerle ortadan kaldırmaya çalışabilir. Halbuki ilerlediği zaman burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, daha sonra horlama veya öksürük şikayetleri, daha sonra nefes darlığı, hırıltı, astıma kadar giden bir süreç var. O yüzden çocuk hekimleri veya dahili hekimleri, diğer hekimlerin alerji hekimlerinden faydalanması mutlaka gerekiyor ileriki yıllarda. Peki bu dönemsel oluyor ama değil mi? Devamlı yani astıma gireceğiz zaten ama hani onun alevlenme zamanı dönem dönem daha çok oluyor. Şimdi alerjik hastalıklarda tabii baktığımız zaman astımın aslında %60-%80 sebebinin alerjik olduğu belirtiliyor. Ve bu alerjik hastalıklar bir kısmı ne yazık ki bu baharda özellikle polen mevsiminde polenlerle ilgili olabilir. Evet. Onlar bahar artışları daha fazla ön planda oluyor. Yani hasta mevsiminde hangi alerjenle şikayeti varsa o polenlerin çıktığı dönemde bazen mevsimsel değişebilse de işte Şubat ayında başlayıp Mart, Nisan, Mayıs ayları polenlerin daha yoğun olduğu aylarda artıp bazen Ağustos, Eylül hatta Ekim'e kadar bulan bir polen mevsimi var. Bu mevsim şikayetleri çok yoğun olur. Halbuki ev tozu dediğimiz alerjenler yıl boyu evin içindedir ve bunlar yıl boyu şikayete yol açarlar ve hasta devamlı bir sabah kalktığında öksürük, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı şikayeti yıl boyu yaşar. Fakat ev tozuyla ilgili bazı hastalar mevsimsel geçişleri daha kötü hissederler. Daha ciddi şikayetler olur ama halbuki hastanın yıl boyu bir şikayeti vardır. Evet. Sadece mevsimsel olması gerekmiyor ama hastalarda bahar polen alerjisi dediğimiz alerji varsa onun baharları mutlaka şikayetlerin arttığını görecek. Atak olarak baharda bayağı bir hapşırmalar, göz yaşarmalar falan oluyor. Nefeslerde kesilmeler oluyor. Peki her testte kişinin alerjiye olan bulgusu çıkıyor mu? Tanı koyabiliyor musunuz? Yani bazı testler var ki tanı konulamıyor diyebileceğiniz var mıdır? Şimdi alerjik hastalıklarda tabii ki alerjik hastalığın şekli çok önemli. Hastalarda gıda alerjisinde tanı koymak biraz daha zor olabilir. Fakat gıda alerjisine yapılan testler gerekirse yardımcı testlerimiz oluyor. Hastanın bizim için bildiğimiz en sık testlerde deri pilik testleri dediğimiz testler var. Bunlar tanıda çok yardımcı ama tanıyı genellikle hastanın şikayetleri üzerine yapılacak doğru testlerle çoğunu koyabiliyoruz. Evet. Örneğin halıdaki o mitler, yataklardaki onların testlerinde özellikle cilt testleri bu konuda çok yardımcıdır. Hastanın şikayetleri direkt olarak onu rahatsız eden şeyler kolunda yaptığınız alerji testlerinde gözükebilir.
Fakat bazen şikayetlerle uyumlu olmayan sonuçlar çıkabiliyor. Bu diğer testlerde mutlaka yardım testleri de gerekebiliyor. Bazen kandan yapılan testler veya diğer testlerimizde tanıyı %90 üzerinde koyabiliyoruz. Şimdi biz bu konuya daha önceden de değindiğimizde birçok sevgili izleyicilerimiz bizi arayıp hatta canlı yayına bağlanamayan kişiler mail atmışlardı. Evet. Bu testleri merak ediyorlar. Yani çocuklarında olan yapılacak testleri, çocukların canı yanar mı? Nasıl evet. Kanla dediniz veya da işte kola bir şekilde evet. Veya idrarla. Bu testleri biraz açabilir miyiz? Yetişkinde ve çocukta fark ediyor mu? Nasıl testler, hangi şeylere yapılıyor? Şimdi alerji testleri tanı için çok önemli. Alerjik hastalıkların tanısında ilk önce yaptığımız şey aslında deri testleri, cilt testleri dediğimiz testler. Bunlar tabii ki hastanın şikayetleriyle ilişkili olabilecek şeyler. Hastanın gıda alerjisi varsa veya baharda polenlerle ilgili alerjisi varsa, şikayetleri varsa bunların tanısını deri testine koyabiliyoruz. Hastada yaptığımız şey onu rahatsız edebilecek alerjenlerin cilde temas ettirip cilde onun reaksiyon oluşup oluşmadığını görmek. Yani enjekte mi diyoruz cildin altına? Hayır, cilde damlatıyoruz ve ufak bir lansetimizle cildin içindeki alerji hücreleriyle onu buluşturuyoruz. Yani çok ufak bir damlayı sadece cildin içindeki alerji hücreye temas ettirmek için ufak bir lansetimiz var. Çok böyle kan çıkan ciddi bir ağrı yapabilecek kadar sorun yaratacak bir lanset değil bu. Çok ufak şekilde cilde sadece o alerjinin cildin içine sokmaya çalıştığımız bir testimiz var. Ve burada 15 dakika sonra genelde alerjik olan şeyler kaşınıyor, kızarıyor ve kabarmaya başlıyor. Bu aslında bizim o alerjinin vücudumuza yaptığımız şeyi de görmüş oluyoruz. Yani burnumuzu nasıl tıkadığını, akciğerimize nasıl hava yollarını daralttığını kolumuzdaki testi görebiliyoruz. Peki hocam her şey alerjisi var mı yok mu? Ne kadar çok test yapacağız o kola? Yani bayağı bir sayıcı artmaz mı? Şimdi alerjenler genelde standart olarak çok fazla yoğun alerjenler var. Bunlar Avrupa'da ve dünyanın her yerinde birçok insanı rahatsız eden alerjenler. Ve bu alerjenler çok ciddi alerjik hastalıklara, astıma yol açabilen alerjenler. Bizim baktığımız alerjenler tabii ki belli sayıda. Doğada binlerce olabilir. Hastanın şikayetleri bu yüzden çok önemli. Hastanın şikayetleriyle uyumlu testler varsa hasta için tedavi değiştirilebiliyor. O yüzden biz genelde baktığımız alerjenler en çok, en sık rahatsız eden, insanlarda ileride astım gibi daha ciddi şikayetler oluşabilecek alerjenlere bakıyoruz. Veya gıdalar için aynı şekilde daha sık olabilecek, daha ciddi sıkıntı yaratılacak gıdalarla ilgili testler yapılabiliyor. Şimdi şöyle, o zaman hastanın içgörüsü çok önemli. Size geldiğinde şikayetlerini size söylüyor. Söylediği üzerine sizler sorular soruyorsunuz. Belirtiler neyse onlara göre de. Yani hepsini ben deneyeyim diye bir şey olmuyor. Yok, hepsinin bakmaya gerek olacak bir şey değil. Yani, şimdi tabii kedi alerjisi var. Mesela çok yoğun karşılaşabileceğimiz kedi alerjileri. Hasta burada şikayetini zaten kendisi söyler. Kedili bir eve gittiğinde veya kedi aldığında şikayetlerin arttığını söyler. Aslında burada tabii tanısını da kendisi koymuş oluyor. Ama biz sadece cilt testiyle onu doğrulamış oluyoruz. Hastanın gerçekten kedi alerjisi varsa kolundaki kediyle alerjik damlayı yaptıktan sonra o bölge kızarıyor, kaşınıyor, kabarıyor. Kediye alerji derken kedinin tüyüne mi? Neyine? Kedinin tüyüne karşı, o alerji... tel dokusuna karşı olan şeyler. Alerjik şeyler. Genelde kedi çok alerjik bir hayvan. Geç yaşlarda başladığı, yani geç yaşlarda tanışmaya başladığı insanlarda ciddi alerjik astıma kadar götürebiliyor. Ve genelde bir eve kedi girip girmesi onun 6 ay boyunca orada hapşurmasına yol açacak kadar güçlü alerjine sahiptir. Oo, o kadar etkili. Yani ev tozlarıyla polenlerle çok temas etmek gerekebilir ama kedi sokağın başında temas etseniz sizi evde hapşuracak veya ileride ciddi astıma olacak en ciddi hayvanlardan biri. Peki bunun tedavisi örneğin kedi alerjisi olan kişilerde. Tedavisi nasıl olacak? Tabii ki bu konuda aşı tedavileri, immünoterapi çok etkili bir tedavi. Eğer evde genelde biz ilk önce uzaklaştırmayı deniyoruz. Hastalar kediden uzaklaştığında şikayetleri olmadığını bildiği için eğer ciddi bir kediyle temas olmayacak bir hastaysa uzak durması onun için çok önemli. Ama hayvan severse? Çok kedi seven ve kedi için şikayetleri yoğun olan hastalarda bu hastalarda aşı tedavisi, immünoterapi tedavisi çok etkili. Hastayı yavaş yavaş aslında kediye karşı duyarsızlaştırıyoruz. Yani kedi alerjinin belki 1000 katını onun vücuduna biz veriyoruz. Yavaş yavaş hastayı kediye karşı duyarsızlaştırıp kediyle ilgili alerjisini geçirebiliyoruz. Bu bir şekilde terapi gibi bir şey oluyor. İnsanların fobik durumları, fobileri varsa da terapilerle korkularını yenmeye çalışılıyor. Evet, siz de aşıyla da bağışıklık sistemini güçlendiriyorsunuz. Çünkü örneğin anne kedi hastası olabilir, çocuğu işte alerjik reaksiyon olabilir. O da onun evladı gibi olmuştur. Dışarıya kimseye güvenemez, veremez. Çok zor bir durum yani. Evet, evet. Kedi zaten gerçekten sevgisiyle çok Ben de çok severim. O yüzden hani 15 yılda bir kedim oldu zaten. Şu anda
Yok, hayvan severleri de yani bu sefer hani şu alerjim var atalım, bu alerjim var değil, her şeyin bir çözümü var. O zaman yani evimizdeki bütün eşyalara karşı da alerjimiz varsa eşyaları atalım, eşyasız mı yaşayalım gibi. Böyle bir şey yok, her şeyin çözümü var. Peki örneğin çocuklarda ebeveynlerin söylemeleriyle mi alerjik reaksiyonları görebiliyoruz? Yani bebeklik zamanında alerji olabilir mi insanlarda? Tabii ki çocukluk yıllarında ilk yıllardan itibaren alerjik hastalar çıkabiliyor. Özellikle çocuğun mukuslu veya kanlı iselin olması, cildinde egzama, atopik dermatit benzeri böyle pullu döküntülü kaşıntıların geçmeyen kaşıntıların ne kadar süre geçmeyecek? Mesela bir şey dokundu, ishal oldu diyoruz, ateşlendi diyoruz, üşüttü diyoruz, diş çıkarıyor diyoruz. Bir hafta 10 günden sonra veya genelde biz belirli olarak 4 haftadan sonra devam eden ishaller, bu tür şikayetleri olan hastalarda bunun altında bir sebep araştırması mutlaka söylüyoruz. Kronikleşik şikayetlerin devamlı olan hastalarda veya devamlı bir öksürük şikayeti olan çocuklarda, devamlı geçmeyen 4 haftadan 6 haftadan uzun süren öksürükler olan veya çocuklarda, devamlı tekrarlayan veya işte burun çekmesi, burun tıkanıklığı şikayetleri olan çocuklar için mutlaka alerjiyle ilgili tetkinin yapılması gerektiğini gösteren sebeplerden biri. Burada da anne baba çok duyarlı annenin olacak. Mutlaka yani takip etmesi lazım. Çocuk devamlı öksürüyorsa, sabah kalktığında hapşurukla uyanıyorsa, burnunu devamlı çekiyorsa aslında çocuk için de çok ciddi bir sıkıntı. Çünkü okul hayatını çok etkiliyor. Evet. Sabah kalktığında burnu tıkalı olarak uyanıyor. Gün içinde gece rahat uyuyamadığı için uyku hali, derslerine konsantrasyon bozukluğu gibi şeyler. Oksijen alamıyor, yorgun hissediyor. Çok ciddi sıkıntı yaratıyor. Bu yetişkinlerde de aynı şekilde. Hastaların bir kısmı burun tıkanıklığından dolayı gece uyuyamıyorlar ve horlama şikayetlerine yol açıyorlar. Onun dışında bu hastalarda gece uyuyamadığı için gün içinde konsantrasyon bozukluğu, işleri yapmada zorlanma veya gece uyuyamadığı için gün içinde uyuklama hali, devamlı bir trafikte özellikle dikkat kaybı, dikkat bozukluğu gibi sorunlara yol açabiliyor. Aslında gece yapmış olduğu şikayetler gün içinde de hastayı çok fazla rahatsız ediyor. Sabah yorgun kalkmak, halsiz kalkmak, bunlar aslında alerjik hastalarda önemli şikayetler. Aynen. Süt söylediniz hocam. Gıda zehirlenmesi dediniz ama bir telefonumuz var. Telefondan sonra soracağım sorumu. Alo. Alo. Zeki Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar, iyi günler, günaydınlar olsun. Teşekkür ederim. Hocam benim bir sorum vardı. Sizi meşgul etmeyin. Buyurun. Benim aşağı yukarı hemen hemen 5-6 senedir bir geniz ameliyatı oldum. Ondan sonra genizimde devamlı akıntı oluyor. Ve bu da kuruma yapıyor içeride. Genizimi temizleyemiyor. Temizleyene kadar hayli bir zaman geçiyor. Bu alerji mi değil mi onu bir öğrenmek istiyorum hocamdan. Geçmiş olsun. Anladık hocam soruyu. Tabii ki. Alerjik hastalarda geniz akıntısı da aslında önemli şikayetlerden biri. Çünkü gece ağzından nefes alan hastalar o tozlar, polenler boğazına yapışıp belli bir süre sonra geniz akıntısı. Bu geniz akıntısıyla beraber ileride öksürük şikayetleri başlayabiliyor. Bu yüzden hastanın geniz akıntısı şikayeti varsa veya burun tıkanıklığı şikayeti varsa mutlaka alerjiyle ilgili şeylerini görmek lazım. Hastanın ev tozu alerjisi var ve bir yıl boyu devam eden bir geniz akıntısı varsa bununla ilgili tedavinin yapılması mutlaka gerekiyor. Geniz akıntısının birçok sebebi olabilir. Reflü dediğimiz şeyler, diğer sebepler, üst solunum enfeksiyonları sonrasında ama alerji de bu konuda aslında en önemli gelen sebeplerden biri. Mutlaka alerjik şikayetlerini olup olmadığını hastanın test yapılıp gerekli testlerden sonra söylemek gerekiyor. Yani geniz akıntısı varsa önce bir üşütme var mı, üst solunum yoluna gidecek, baktıracak. Zaten aslında hiçbir şey bulunamıyorsa da alerjik reaksiyon var mı diye sizlere aslında gelecekler. Aslında burun etleri için burun tıkanıklığına yol açan sebeplerin başında alerji geliyor. %40'lara kadar ulaşabiliyor. Ondan sonrası geniz akıntısı şikayetleri. Yani bunlar aslında ilk önce alerjiyle ilgili tetkiklerini yapılıp alerjik olmadığını ortaya koymak gerekiyor. Sonra diğer işlemler, cerrahi işlemler, diğer sebepler ortadan kaldırma için yapılabilir. Ama alerjik bir şeyse alerji tedavisi yapmadığı sürece o şikayetleri geçmez. Evet. Bunun da ilaçla tedavileri de vardır herhalde. İlaçlar tabii ki. İlaçlar şikayetleri geçirmek için kullanıyoruz. Ama ilaçların yapacağı şey işte antihistaminikleri kullanıyoruz. Hapşurmasının kaşıntısını baskılayabiliyoruz. Burun damlalarını kullanıyoruz. Burnunu açmaya çalışıyoruz. Hastanın ileride öksürük, nefes darlığı olduğu astım ilaçları kullanıyoruz. Bunlar sadece şikayetlerini ortadan kaldırmak için. Hastada eğer alerjen saptanabilecek bir şeyse veya biz o alerjini bulursak ön planda alerji aşılarını öneriyoruz hastalara. Çünkü alerji aşılarında hassasiyeti ortadan kaldırıyoruz. Hastanın şikayetine yol açan maddeye, alerjene karşı duyarsızlaştırma işlemi. Ama ilaçlarla şikayetlerini kontrol etmede mutlaka gerekli tedavi. Bu aşılar devamlı yapılacak mı hocam? Bir iki defa yani bunun bir süreci var mı? Aşı tedavileri ne yazık ki uzun sürüyor. 3-5 yıl sürüyor. Genelde birinci yılda şikayetleri azalabilir aslında ama bu süreci 3-5 yıl devam ettiğinde alerjik
hastaların geçme ihtimali yüksek oranda oluşuyor. Hastalar genelde birinci yılda şikayetlerin geçtiğini söyler, şikayetlerin azaldığını söyler ama eğer bu süre 3 ile 5 yıl devam ederse %60 daha ileride alerjik bütün hastaların geçme ihtimali var. Geçme ihtimali. Arılar için daha da önemli bir tedavi. Arı alerjileri özellikle anafilaksi şok dediğimiz ciddi reaksiyon ulaşabiliyor. Arı sokması arı mı? Arı sokması, arı alerjileri. Veya hani kedi dedik ya arıların tabii, olduğu yer mi alerji tabii, yapıyor arı, oradan? Arı çok ciddi alerjenlerden biri. Ölümcül olabilecek, reaksiyon ulaşabilecek kadar ciddi bir alerjiye sahipler. Ve arı soktuğunda hastalarda ciddi böyle nefes darlığı, baş dönmesiyle, baygınlık hissiyle bu tür anafilaktik şok şikayeti oluştuysa aşı tedavileri bu konuda %90 başarı sağlıyor. Yani hastanın eğer arı alerjisi varsa alerji aşılarıyla %90 en azından ölümcül şey, şişmeleri her şeyi engellemiş oluyor. Geçirebiliyoruz. Evet, yani, telefonumuz varmış hocam. O yüzden çok önemli. Evet. Alo. Efendim. Günaydınlar efendim. Hüseyin Duman bizi Adana'dan arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Adana'dan arıyorum. Tam isabet. Evet. Buyurun efendim. Ben bazen yani şeylerden ilaçlardan bazı hani ben çok da ameliyat oldum. Yani 3-4 sefer ameliyatı geçirdim. Bu verilen ilaçlardan mı bir alerji oluyor? Bunu da kurtulmak için ne yapabilirim? Hocam onu sormak istiyordum. Tabii. Hocam sorunuz var mı aslında? Hangi ilaçlarla şikayetiniz oldu? Bu antibiyotikler var, ağrı kesiciler var. Ameliyat esnasında verilen ilaçlardan. Anestezik ilaçlarla ilgili. Geçmiş olsun. Evet. İlaç alerjileri tabii daha ciddi sorunlar yaratan aslında alerjilerden biri. Yani hasta ilaç alerjisiyle ciddi ölümcül reaksiyonlara kadar giden reaksiyonlar yaşayabiliyor. Anafilaktik şok dediğimiz şey genelde gıdalarla, arıyla ve ilaçla daha fazla gördüğümüz reaksiyonlar. Ve hasta bu ilacı 100 kere kullanmış olabilir. 101. de alerjisi gelişme ihtimali olan alerjilerden biri. Yani hasta daha önce ben bu ilacı kullandım hiçbir şikayetim yok diyebilir. Fakat alerjik bünyesi eğer onu alerji kabul ettiyse ve alerjik reaksiyon oluştuysa artık bu ilaçla ilgili bütün kullanma şeyini kesmesi lazım. Ve ilaçlar ne yazık ki alerjik hastalar ortaya çıktıktan sonra bir daha tedavisi olmayan şeylerden biridir. Hmm. İlaç alerjisi varsa bir gruba antibiyotiğe veya ağrı kesiciye alerjinin oluştuysa o grupların hiçbirini kullanmamak gerekiyor. O zaman çünkü doktorlarına söyleyecekler. İkinci bir reaksiyonda daha ciddi yoğun bakıma veya daha ölümcül reaksiyon yaşama ihtimali her zaman ilaçlarla ilgili olabilecek reaksiyonlardan biridir. Biz ilaç alerjisinde ne yapıyoruz? İlk önce hastanın gerçekten şikayetlerin ilaç alerjisi olup olmadığını mutlaka değerlendirmek lazım. Bazen ilaç alerjisi ürtikerlerle diğer şikayetlerle karışabiliyor. Hasta ilaç alerjisi olarak kabul ettiği şeyin aslında ilaç alerjisi olmayıp hastanın ürtikerle şikayetleri de varsa atakları olabiliyor. Hasta yanlışlıkla ilaç alerjisi olarak değerlendirebiliyor. O yüzden ilaç alerjisi mi değil mi ilk önce onun tanısını koymak gerekir. Ve ilaç alerjilerinde belli gruplara alerjisi varsa hastanın alternatif ilaçlarını bulmak gerekiyor. Biz hastaya bir kart veriyoruz. Genelde bu kartta ilaç alerjisi olduğu, kullanamayacağı ilaçları yazıyoruz. Bir de kullanabileceği ilaçları yazıyoruz. İlaç alerjilerinde eğer hasta bu ilaçta alerjim var diyor ve bunu biz eğer alerjik şikayetin oluştu diyorsak hastanın bundan sonraki hayatında kullanabileceği diğer ilaçları bulmak gerekiyor ve mutlaka hastaya her gittiği doktora veya yanında mutlaka birisinin bu kartı göstermesi gerektiğini söylüyoruz. Bazen ilacın adı değişik olabilir, firma değişikliği olabilir ama ana maddesi aynıysa aynı reaksiyonu yine yaşayabilir. Evet. O yüzden mutlaka hastanın ve hasta yakınlarının bu konuda bilgilendirmesi gerekiyor. Peki bu lokal anestezilerde narkoza karşı falan hiç böyle tabii var ki mı karşılaştığınız? Lokal anesteziler de çok ciddi alerjik reaksiyonlara yol açabiliyor. Lokal anestezi testleri, deri testleriyle, diğer testlerle konulabiliyor. Bunda da dediğim gibi alternatif olan lokal anestezikleri bulmaya çalışıyoruz. Hastanın eğer gerçekten lokal anestezi alerjisi varsa bu tür işlemlerde İşlem sırasında ciddi reaksiyon yaşama ihtimali var. Hocam nereden bilecek hasta? Bir kere operasyon olacak. Eğer alerjik bir yapıya sahipse, ilaç alerjisi hikayesi varsa, astım hikayesi varsa bu hastanın yoksa lokal anestezik açısından mutlaka kontrol altında testlerin yapılması lazım. Yani böyle yoksa şansa öyle bir şey olabilir mi? Tabii ki mi lokal anestezik şikayetlerimiz ne yazık ki. Lokal anestezi aslında hayatımızda çok fazla kullandığımız ilaçlardan biri. Çünkü kozmetik sanayinde aslında lokal anestezi çok kullanılıyor. Evet. Diğer kremlerin içinde çok fazla olabiliyor. Ve hasta eğer bir vücudunda alerjik bir hikayesi varsa mutlaka alerji testlerini yaptırması lazım. Alerjik hikayesi olmayan insanlar çok ciddi sorunlar olmayabilir. Fakat alerjiyle ilgili şikayet olan bir insanda ileride diş çekimi sırasında özellikle lokal anesteziyle reaksiyon gelişme ihtimali daha fazla. Bu hastaların mutlaka işlem öncesinde alerji testlerinin yapılması uygun olur.
Onun da yan aynı işlevi gören, alerji yapmayan tabii farklı ki, bir tabii ilaçla. Tabii farklı gruptan alerji şikayetlerini yol açmayan bir lokal anestezik teşhis ediyoruz. Narkozda mesela örneğin çocukluk yaşında hiçbir şey alerjik reaksiyonu ebeveynler takip edemedi. Hani şimdi aklıma gelen doğaçlama bir soru soruyorum size. Sonra bir operasyon olmak zorunda kaldı. Acilen operasyon yapılıyor ve narkozda böyle bir alerjik reaksiyon ortaya çıkabilir mi o anda? Eğer hastada alerjik bir hastalık hikayesi varsa, yakınlarında böyle bir hikaye varsa o işlem öncesinde alerji testleri yapmak uygun olur. Çünkü hasta için de bu risk vardır. Genelde ilk önce alerjik olan maddeyi tanıması gerekiyor. Yani hasta birkaç kere işlem geçirdiyse, birkaç kere opera olduysa veya daha öncesinde herhangi bir antibiyotik, herhangi bir şeyle şikayeti varsa bunları test yapmak daha önemlidir. Ama hiç daha öncesinde operasyon sırasında bir şey yaşamıyor veya operasyon geçirmemiş bir hasta da mutlaka test yapılması gerekmiyor. Yani şöyle, annede babada var. Hani benim sormak tabii istediğim ki şey şu, operasyon geçirilen bir çocuk hiç daha annesi alerjik reaksiyon olduğunu bilmiyor. Daha çok küçük yaşta. Ama narkoz alırken o alerjisi ortaya çıkıyor. Ebeveyn de hani onu bilmediği için bilgilendiremiyor doktorunu. Böyle bir afaki şeyler yaşanıyor mu? Tabii yoksa ki ameliyata girmeden önce bir testleriniz yapılıyor mu yine? Biz genelde alerjik bünyesi olan insanlarda testleri yapmayı öneriyoruz ama hiçbir alerjik şikayeti yok. Aile dışı alerjisi olmayan bir insana direkt test yapmanın bir çok gerekliliği yok. Peki ama ameliyatta öyle bir şey oldu, ne yapacağız hocam? Ameliyattaki tabii böyle bir işlem sırasında oluşan anestezi hekimleri mutlaka bunların notlarını yazması lazım. Böyle bir reaksiyon oluşup oluşmadığını. Çünkü anestezi sırasında bazen aslında 10 binde birdir alerjik reaksiyon anestezi sırasında olması. Çünkü hastalar anestezide baygın olduğu için bu tür şeyleri hatırlayamazlar. Orada en önemli şey anestezin böyle bir şey oluştuğunda tansiyon düşüklüğü, ani bir tansiyon düşüklüğü, ani bir vücutta kızartı. Bunlar anestezi hekimlerinin mutlaka söylemesi gerekiyor. Eğer böyle bir reaksiyon yaşadıysa o hasta için, ilerisi için daha ciddi reaksiyonlar anestezi sırasında olabilir. Bu notlarda doktorların genelde işte işlem sırasında şöyle bir şikayet oldu gibi notları mutlaka düşüyorlar. Kesinlikle bu çok önemli çünkü. Tabii ki. Örneğin benim başıma geldi. Okulda bir kişi geldi ve koluna, eline masaj yaptırmak istedi. Ağrıları varmış, doktoru yollamış. Öğrencimiz ona masaj yaparken yılank yağı. Ne karşı alerjisi var, aromatik yağ. Ve eve gittiğinde ağzında bir pastadı, yüzde tamamen bir kızarıklık ve ödem şekli bütün vücudu şişiyor. Ama alerjik reaksiyon olduğunu söylemiyor ve ona karşı da alerjisi olduğunu bilmiyor. Evet. Yani artık insanlar da korkar oldu. Ne yazık ki o kadar çok kimyasal madde yeni gelişen sanayiyle beraber çok fazla kimyasal madde ortaya çıktı. Ve bunlar gerçekten bizim tanıdığımız veya daha sonrasında tanışacağımız kimyasal maddeler, alerjimiz gelişme ihtimali her zaman var. Eğer ailede veya alerjik yapımız varsa bizim tanımadığımız, kullanacağımız maddeler açısından öncesinde bir değerlendirme yapmak gerekebiliyor. Evet. Şimdi hocam reklamlara gireceğiz. Reklamlardan sonra şu sütü tam soramadım. Sütü, ilaç ve astıma değinelim. Tamam. Kısa bir aradan sonra sizlerleyiz. Şu anda tam da Muratlı Tabelası'nın önündeyiz. Değerli izleyicilerimiz, daha önce de anlattığımız gibi yerlerimiz Lüleburgaz'a bağlı. Fakat konum olarak içinden hızlı trenin geçtiği Muratlı'ya sadece 10 dakika mesafede. 250 metrekare, imarlı ifrazlı, alır almaz da 2,5 kat inşaatınızı yapabileceğiniz bir yer burası. 160 konut imarlı. Burası aynı zamanda Ergen Havzası ve Ergen Havzası demişken toprağı çok ama çok verimli. Bakın, bizler İstanbul'da gerçekten bu toprağa hasretiz. Gerçekten hasretiz bu toprağı avuçlamaya, koklamaya. Ve sizler burada bu güzelliği yaşayacaksınız. Bunu unutmayın. Bu güzelliği yaşamak için buraya gelin. Ve bizler kendi köyümüzde yılda bir kez ürün alırken Trakya'nın o bereketli topraklarından, yani burada yılda 3 kez ürün alabiliyoruz. Çok bereketli toprakları. Yastık altı birikimine son diyoruz artık. Elinizdeki birikimleri doğru değerlendirmenin tam zamanı. Evet, çok değerli bir kaynak ve gittikçe tükenen bir kaynak toprak. Ve şimdi toprağa yatırım yapmanın tam da zamanı. Arsa dünyasıyla buluşmanın ve arsa dünyasının size sunduğu bu imkanlardan da yararlanmanın tam vakti diyoruz. Neden mi? Emsalleri şu anda bu yörede, bu bölgede 55-60 bin TL olan bu yerlerimiz şu anda 36 bin TL.
arsalarımızın başında bu şirin mahallede o yerinizi belirlemek ve evinizi yapıp burada yaşamak. Ya da yatırım yapmak mantığında bekletip prim anlamında kazanmaya hazır olacağınız o döneme doğru hareket etmek. Ne diyoruz hemen bir şey arıyorsunuz. 0212 728 5533 0533 090 1900. Bekliyoruz. Televizyon internet bir arada diye aldık. Sürekli aynı kanal, aynı aslan. Yeye bitmedi ya. Televizyon ve interneti bir arada bulmuşsun. Hala söyleniyorsun. Ben aynı görüntüyü 10 yıldır çekiyorum. Bak buraya. Sen o gereğinse sen ne olur. İzlemeye devam. Şşş, benle kal Mert. Mert. Aslanı çıktı. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin. Dünyaca ünlü belgesel kanalları dahil 250'den fazla kanal ve limitsiz internet bir arada. Ayda 66 lira. Tek fiyat, net fatura D-Smart'ta. D-Smart her televizyona şart. Sevgili izleyiciler, yardımcı doçent doktor Ramazan Ersoy hocamızla ilaç alerjilerini konuşuyoruz. Yetişkinlerde, çocuklarda alerjileri ve astımı konuşacağız. Hocam ben şu sütü bir türlü soramadım, evet. Sütü sorayım. Süt alerjisi dediniz. Bu süt alerjisi annenin çocuğu emdirdiği süt mü yoksa dışarıdan alınan, marketlerden alınan süt mü? Şimdi çocukların beslenmesinde tabii ki dışarıdan inek sütü alınmayı başladığı itibaren çocuklarda özellikle karın ağrısı, ishal atakları, bazen öksürük şikayetlerine kadar ciddi alerjik reaksiyon oluşuyor. Bu inek sütü alerjisi aslında çocuklar için ilk alerjinin başlangıcı olabiliyor. Hastalar genelde anne sütü vesaire değil de ek gıdaya geçtikten sonra alerjik şikayetleri başlayabiliyor. Yalnız sütü alerjisi olan çocuklarda sıkıntı şu, eğer sütü alerjisi varsa bu süt içeren hiçbir ürünü kullanmaması gerekiyor. Annenin de buna dikkat etmesi lazım. Yoğurt annenin falan de, da mı? Peynir, yoğurt. Peynir, süt içeren her türlü ürün. Yani tereyağından diğer şeye kadar, kaymağa kadar vesaire. Süt içeren, çünkü sütün içindeki protein alerjisi olduğu için bu hastalara süt proteinleri her şekilde nasıl alıyorsa alsın. Bir şekilde ona karşı hassasiyeti varsa reaksiyon gelişir. Evet. Genelde alternatif olarak keçi sütü, diğer sütlerde kullanılıyor ama bunlara da aslında hassasiyeti var. Çünkü ana temel alerjen süt alerjisindeki ana temel alerjen diğer sütlerle de benzerlik gösteriyor ve hasta ne kadar inek sütüne alerjisi varsa diğer sütleri içtiğinde de aynı şikayetler olacaktır. Şimdi hazır hocamızı bulmuşken sorayım. Normalde güneşte veya şeyde bahar yeşilliklerin arasına gittiğimde örneğin bir ormanda veya normalde bir adaya gittim dolaşıyorum. Anında kaşıntı başlıyor bende. Ve böyle isilik gibi sivilceler o kadar tatlı kaşınıyor ki ondan sonra bütün her yerim kabarıyor. Sonra antihistaminik bir ilaç alıyorum. Geçiyor. Güneşlenirken de yine aynı şekilde. İlk güneşe çıktığımda aynı şeyler oluyor. Bu bir alerjik reaksiyon. Alerjik şikayetlerde özellikle ürtikeryal şikayetler bazen gıdalarla olabilir. Bazen polenlerle, polenlerin temasıyla olabilir veya polenlerin akrabaların sindirim sisteminden geçmesiyle olabilir. Eğer mevsimsel şikayetlerine böyle kaşıntı, kızartı, ürtikeryal şikayetler başladıysa alerji açısından risk taşıyorsunuz. Alerjik her sene ben bunu yaşıyorum ama yaptırmadım. Alerjik şikayetler açısından mutlaka tetkilerin yapılması gerekiyor. Hani ürtikler dediğiniz kurdeşen türünde ama her yerim kabarmıyor. Yani kaşındığı zaman da kabarmıyor. Temas ettiği yerlerde bazen alerjik şikayetler özellikle güneş ışığının artması, güneş ışığına bağlı olabiliyor. Bazen hastanın yoğun olarak soğuğa temas etmesiyle, bazen sıcakla, bazen aşırı terlediğinde terine karşı hassasiyetten dolayı kaşınabiliyorlar. Bazen ürtikeryal hastalar özellikle çok ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Vücutları kaşınıyor, kızarıyor, kabarıyor. Bazen göz kapaklarının dudaklarında veya solunum yollarında ciddi ödeme kadar giden ciddi şikayetler oluşuyor ve hastanın nefesini etkileyebilecek kadar sorunlar yaratabiliyor. Bu ürtiker de güneş ışığında ne yazık ki alevlendirme sebeplerinden biridir. Bazen gıdalar, alerjik hastalıklar özellikle en sıkıntılarından biri ürtiker. Ürtikeri yol açabiliyor. Peki ben şimdi size böyle bir şeyle geldim. Ne yapıyorsunuz? Güneşin ışığı tamam veya bahardaki o yeşillikler nasıl bir test uygulanacak? Şimdi alerjik şikayetlerinizi yol açan sebep ilk önce altında alerjik hastalıkların olup olmadığını araştırıyoruz. Tetkilerimizde alerji testlerinizi yapıyoruz. Polenlere alerjiniz var mı? Hassasiyetiniz var mı? Diğer şeylere bakıyoruz. Güneş ışığının ultraviyole sadece güneş ışığına ait bir şey varsa güneş ışığının ultraviyole dalgalı boylarıyla testler yapılabiliyor. Bunlar da nedir? Güneşin belli dalga boylarına hassasiyeti olan insanlar var. Ve bunlarda
ciddi güneş alerjisi olan en az 50 faktörlü güneş kremleri kullanmasını öneriyoruz. Bazen basınca maruz kaldığında alerjik şikayetler ortaya çıkabiliyorsa, işte bazı hastalar vardır, koluna adını yazabilir veya sırtına çizdiği zaman kabarır, kaşınır, kızarır, şişer. Bu basınç ürtükeri dediğimiz yine ürtükenin sebeplerinden biri. Bazen hastalarda sıcakla veya aşırı terlediğinde oluşabiliyor. Bunlarla ilgili şikayetler olabiliyor. Bunları alerji ilaçlarıyla veya sebebini bulabilirsek altındaki sebebi ortadan kaldırmak lazım. Evet. Bazen sadece alerji de olmayabiliyor. Hastanın otoimmün hastalıkları dediğimiz otoimmün tiroid hastalıkları, özellikle Hashimoto dediğimiz hastalıklarda bu tür ürtükeriye şikayetleri yol açabiliyor. Veya romatizmal hastalıklar veya karaciğeri ilgilendiren diğer hastalıklar, bunlar da ürtükenin sebepleri içinde yer alabiliyor. Evet hocam, telefonumuz varmış. Tamam. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Efendim, ben Bursa'dan arıyorum. Eşimle ilgili alerjik bir rahatsızlığı devam etmekte. 5 yıl önce başlamış olduğumuz ve değişik hocalarımızın yapmış olduğu uygulamalar sonucunda aşı tedavisi devam etti. Ancak hocama sorduğum soru, bu tedavi sürecinde geçiş, yani hastalığımız geçmedi. Ve hocamızın söylediği tedaviye devam edeceğiz. Geçmiş olsun, 5 yıldır. Evet. Bilal Bey. İşte alerji aşılarında bizim beklediğimiz yanıt normalde 2 yılda çıkıyorsa, hastanın alerji aşısının yanıtı varsa genelde 1. ve 2. yıldan sonra şikayetlerin geçmesini bekliyoruz. Fakat bazı hastalarda alerji aşılarının yanıtı olmayabiliyor. Bu hastalarda uzun süre tedavi etmek, 5 yıl veya daha uzasında eğer bir şikayetlerin kontrol altına alamıyorsa çok etkili bir tedavi olmadığını gösteriyor. Tabii alerji aşılarının doğru ve düzgün bir şekilde yapılması lazım. Yani dozları, doz aralıkları uygun bir şekilde yapılması lazım. Uygun hastalarda yapılıyor diyelim. Hı-hı. Uygun yapılıyor. Hastanın ama eğer aşıya yanıtı yoksa, alerjik zaman şikayetlerini ortadan kaldırabilen alerji aşılarında fayda görmüyorsa genelde ikinci yıldan sonra kesiyoruz, devam etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Hastalarda peki? Diğer aslında yeni ilaçlar geliştirildi. Bunlardan biri anti-IG dediğimiz ilaç tedavileri. Hastalarda ciddi alerjik astımlarını ortadan kaldırıp hastaların ilaç kullanımını azaltabilen diğer tedaviler. Ve ileride Avrupa'da şu anda kullanılan, bizim için de daha yeni yeni ruhsat alma aşamasında olan diğer ilaçlarımız var. Ve bunlar da tedavide etkili ilaçlar. Evet. Şimdi Bilal Bey eşi için bizi aradı ve Bursa'dan aradı. Evet. 5 yıldır da hocasının verdiği, hı hı, aynı tedavi sistemine aşıyız. Devam ediyorlar. Tekrar ama testlerini kontrol edip eğer doğru alıp almadığını bakmak lazım. Aynen, 5 yıldır da ciddi bir şey lazım. Yani hiç geçmediyse, tabii azalmalar ki olsa bile. Burada aslında işte alerji hekimlerinin, uzmanlarının en önemli şeylerinden biri bu. Doğru alerjini tespit edip o alerjenle aşı yapılması mutlaka önemli. Hastanın şikayetlerini eğer alerjini doğru tespit edemezsek hasta 5 yıl boyunca yanlış aşı alabiliyor. Yanlış tedaviler uygulanabiliyor. O zaman doğru tedavisi, farklı araştırmalar yapacaklar. Tabii ki kontrol altına alınıp alınmayacağını. Çünkü alerjenlerin verdiğimiz şey, o alerjenin doğru tespit edildikten sonraki aşı tedavi. O alerjenin daha fazlasını vücuduna veriyoruz. Fakat doğru alerjenler tespit edilemediyse aşı yanıtı olmayabilir. Hastanın aşıya yanıtı yoksa mutlaka diğer altındaki sebepleri araştırmak, evet, lazım. Aynen. Veya da başka doktorlara, başka hastalara araştırılacak. 5 yıl uzun mutlaka bir süre. Mutlaka alerji uzmanları tarafından zaten aşıların başlanması aynen gerekiyor. Aynen öyle. Telefonumuz varmış hocam. Hı. Alo. Alo. Kezban Hanım. Buyurun. Günaydın efendim. Günaydın. Ay, günaydın. Televizyonu şu anda duydum. Evet, buyurun, dinliyoruz sizi. Ha, tamam. Ben de alerji var, bol miktarda. Aşı doğruluyorum. Yine tekrar yazın, yani öyle kaşıntı var damağımda, burnumda. Sonra ben memleketime gidemiyorum, Kayseri. Nemli hava iyi geliyor, yine astımım çıkmıyor en azından. Evet, kaşıntıyla çok oluyormuş. Evet. Geçmiş olsun. Evet. Alerji tabii ki en önemli şeyden bir önlem alabilmek. Yoğun bir şekilde varmış. Yani evet, şanssız diyelim, evet, şanslı diyemiyoruz. Önlem alabilmek. Önlem alabildiğimiz kadar ilk önce önlem almamız gerekiyor. Yani burada ev tozu için önlem alabilme şansımız olan şeylerden önlem almak veya işte biraz önce bahsettiğimiz kedi veya diğer küflerle ilgili önlem alabildiğimiz kadar almamız gerekiyor. Fakat onun dışındaki diğer ilaç tedavileri ve aşı tedavileri ön planda tedaviye, evet, yön veren tedaviler. Fakat hastaların dediğim gibi eğer çok fazla alerjisi varsa aşıya yanıtı olmayabiliyor. Burada erken dönemde başlamanın önemi bu. Hasta ilk önce bir polene karşı hassasiyeti başlıyor. Sonra yıllar içinde diğer polenler başlıyor ve astım gelişmeye başlıyor. Hastanın şikayetleri arttıkça aslında hastanın tedavisi de zorlaşıyor.
Ve hasta bir polenle aşı tedavisi alabilecekken 5-6 tane grup ev tozu, polen, diğer grupların hepsiyle beraber duyarlaşıyor. Duyarlaştıkça aşıya yanıtı azalıyor hastanın. Evet. O yüzden erken tedavi bakar daha önemli. Her şeyde erken tedavi, erken tanı çok çok önemli. Hocam hep astım, ileride astımla karşılaşılıyor falan dedik ama biz doğuştan da astım hastalığıyla doğabiliyor muyuz? Yani herhangi bir solunum yolu rahatsızlıklarından sonra mı astıma doğru gidiyoruz? Astımla yanlış bildiğimiz bazı bilgiler var gibi. Astımı bir açıklayabilir miyiz? Alerjik astım dediğimiz astımın birçok sebebi olabiliyor ama %60-%80'i alerjik astım olarak değerlendiriliyor. Eğer bir hasta astım şikayetleri oluştuysa altyapısında mutlaka alerjik olma ihtimali vardır. %60-%80'lere kadar altında alerjik hastaların çıkma ihtimali var. O yüzden altında alerjiyle ilgili bir şikayeti yol açan bir sebep varsa alerjiyle ilgili ilk önce tedavisinin yapılması lazım. Alerji dışı astımlar tabii var. Diğer kimyasalların yaptığı, diğer alerjik olmayan sebeplerin yol açtığı astım da var. Ama eğer alerjik astımsa bunun en azından tedavi olabilme şansı var. Yani alerjiyle ilgili tedavimizi yaptığımızda ileride hem astıma dönüşmemiz engellenebiliyor hem astım şikayetlerimiz ortadan kalkabiliyor. Hastanın alerjik burun akıntısı, burun tıkanıklığı aşamasında yakalanırsa, eğer ailede astım hastalığı olan biri hastaysa, bunu astım olmadan tedavi etme şansımız büyük oranda var. Ama hastanın işte burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ileride nefes darlığı, hırıltı ve ne yazık ki kalıcı hasarlar başladığı dönem var. Alerjide ilk önce belli bir süre hafşurma, kaşıntı, öksürükle gidebilir, ara ara nefes darlığı olabilir ama daha sonrasında kalıcı bir nefes darlığı, işte merdiven çıkarken devamlı bir nefes darlığı, hatta gece uykudan uyandıran nefes darlıkları aslında kalıcı olduğunu gösteren şeylerden biri. Ve bundan sonra uygulayacağımız tedaviler aslında hem şikayetleri azaltmak için, hastanın alerjik bünyesini azaltabildiğimiz kadar azaltmaya çalışıyoruz ama belli bir süreden sonra yeterli yanıt alamadığımız hastalar oluşuyor. Peki hocam, astımla astım alerjisini nasıl ayırt edeceğiz? Hastanın şikayetleri burada çok önemli. Hastanın öncesinde bir hikayesi olması, alerjik hikayesinin özellikle burun akıntısı, hafşurma, kaşıntı gibi şikayetlerin, mevsimsel öksürüklerin, burun tıkanıklığının, geniz akıntısının gibi şikayetlerin olması çok önemli. Hastada böyle şikayetler varsa astım alerjik olma ihtimali yüksektir. Evet. Hastaların genelde ailesinde böyle şikayetler olabilir. İşte büyüklerinde, hala teyze vesaire, kuzenlerinde mutlaka ailede böyle alerjik şikayetler olanlar varsa, astım şikayeti olanlar varsa onların da alerjik astım olma ihtimali yüksek. Peki ama bu birazcık da astım alerjisi ilerlemiş had safhada mı oluyor diğer alerjilere göre? Tabii. Tedavisi daha mı uzun tabii süre veya da hep tedavili mi yaşayacak kişi? Şimdi astımın yazık ki şu anda elimizdeki olan tedaviler aslında şikayetleri ortadan kaldırmada yardımcı tedaviler. Şikayetleri mümkün olunca hastanın oluşmadan yaşamasını sağlayabiliyoruz. İşte mevsimsel şikayetler olan da alerji ilaçları, astım ilaçlarıyla hastanın o mevsimi daha rahat geçirmesini sağlayabiliyoruz. Veya astım şikayetleri olan hastalarda kullandığı ilaçlarla hayatlarının bir şekilde daha rahat yaşamasını, hayatlarını kontrol altına almasını sağlayabiliyor. Fakat evet, alerjik hastalıklarda ne yazık ki astım ilerlemeye devam edebiliyor. Eğer tedaviyi doğru bir şekilde yapmazsak hasta başladığı şikayetlerin ileride daha fazlasıyla karşılaşabiliyor. O yüzden erken tanı dediğim gibi her zaman çok önemli ve uygun tedavilerle hastanın daha ciddi astım olmasını engelleyebiliyoruz. Peki yaşlılıkta çıkabilir mi bu alerjik reaksiyonlar? Alerjik hastalıkların genelde bizim en erken yıllarda çocukluk yıllarından başladığı gibi hayatımızın çok geç yaşlarında da ortaya çıkıyor. 50 yaşından sonra, 70 yaşından sonra da alerjik şikayetlere duyarlanma başlayabiliyor. Bazı insanlar vardır, işte emekli olduğunda çok rahat etmeye hayali kurarlar ama aslında ev tozu alerjisi vardır ve emekli olduktan sonra evde kaldığı sürede yıl boyu ev tozu alerjisi başlıyor. Ve hastanın şikayetleri 60 yaşından sonra başlayabiliyor. Çünkü hastanın daha fazla ev tozunun artık teması başlayabiliyor veya yaşadığı ortamı değiştirebiliyor. Yaşadığı ortamdaki değişiklikler onun alerjik bünyesini ortaya çıkartabiliyor ve ileriki yıllarda başlayan alerji oluşabiliyor. Bazen gıda alerjileri genelde çocukluk yıllarında olur ama ileriki yıllarda olduğunda daha ciddi sorunlar yaratabiliyor. Daha ciddi alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor. Aynı şekilde ilaç alerjileri hayatımızın geç dönemlerinde ortaya çıkabiliyor. Evet. Şimdi konumuzda aynı zamanda şeye değinmiştiniz. Hashimoto ve tiroid. Ve bu tiroidin, Hashimoto daha ilerlemiş tiroidin. Otoimmün tiroid hastalıkları özellikle ürtikenin altyapısında çok önemli hastalardan biri. Yani dahili hekimler olarak ilk önce araştırdığımız şeyler hasta kaşıntıyla gelebiliyor. Kaşıntı şikayetinin altında aslında alerjik bir hastalık yok. Hasta Hashimoto'su var veya tiroid fonksiyon bozukluğu var veya tiroidle ilgili sıkıntılar yaşıyor ama bazen hasta sadece kaşıntı şikayeti, alerjik olduğu düşünüp
gelebiliyor. O belli bir yerde, örneğin saçta kaşıntıyla da olabilir mi hocam? Vücudun her yerinde kaşıntı oluyor. Saçlar dökülme olabiliyor, ciltte kuruma olabiliyor. Bunlar aslında tiroid hastalığının sonuçlarından biri ama hasta bunu alerjik olabildiğini veya alerjik bir altyapısı varsa bunun alerjikle ilişkili olduğunu düşünüyor. Hastalarda, bu tür hastalarda bazen ürtüker dediğimiz gerçekten yoğun ürtüker kurdeşen plakları yaşayabiliyorlar. Mutlaka hastalarda otoimmün hastalıkları araştırmak gerekiyor. Çünkü otoimmün hastalıklarda bu kurdeşenin çok yakın birlikteliği var. Ve bizim de birçok hastamızda bazen ürtüker tanısıyla gelen hastalarda ciddi otoimmün hastalıklar başlangıcı. Yani hastanın ilk önce tiroid antikorları yükseliyor. Bu antikorların yükselme safhasında hastanın bazen ürtikeryal plakları oluşabiliyor. Ve daha sonra TSH dediğimiz hormonlarında bozukluk başlıyor. O yüzden erken tanı bazen ürtikerle konulabiliyor. Aslında ürtiker şikayeti var. Tiroid antikoruna bakıyoruz. Gerçekten hasta aşımaya evet. doğru giden bir tablosu var. Evet. Telefonumuz varmış hocam. Hı. Alo. Alo. Günaydın. Günaydınlar. Buyurun efendim. Benim doktorum sana olacak. Buyurun. Hocam benim böyle aklım alerjik var. Böyle burunda kaçtığımda oradan sonra böyle hapşır hapşır ölüyorum. Bu alerjiye ilaç yediler. Beni tekrarsa başım ağrısı. Nasıl bak uyku yapıyorum. Kafamı kaldıramıyorum oradan kaçtığımda. Bunun başka bir çaresi var mı diye. Geçmiş olsun. Burnu çok kaşınıyor, evet, hapşurmalar evet. başlıyor. Verilen ilaçlara karşı da çok ağır olduğu için kafasını kaldıramıyor. Evet. Başka bir çaresi var mı? Antihistaminiklerin ne yazık ki en büyük etkilerinden biri, karşılaştığımız sorunlardan biri. Yatırıyor. Çok ciddi uyku yapıyorlar, sersemlik yaratıyor biliyorlar. Ve alerji hapları genelde işte hastanın akşam almasını öneriyoruz ama gün içinde devam eden bir sersemlik hissiyle dikkat bozukluğuna yol açabiliyor. Bu hastalarda şikayetlerini baskılamak için çoğu kez antihistaminikler, diğer ilaçlar kullanılıyor ama dediğim gibi alerjik astımı varsa, alerji şikayetleri varsa ilk önce tanısını doğru bir şekilde koymak lazım. Hastanın eğer alerjinin erken döneminde yakalarsak aşı tedavisi, ilaç tedavileri ortadan kaldırabiliyoruz. Eğer ciddi astımlar varsa daha yeni geliştiren ilaçlar var. Bunlardan biri anti-IgE dediğimiz tedavi. Bunlar da hastanın alerjik antikorlarını alerji hücresinin üzerine yapışmadan ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ve hastalarda ciddi astım kontrolünü sağlayabiliyor, ciddi şikayetlerini ortadan kaldırabilen tedavilerden biri. Sigaraya karşı, sigara dumanına karşı alerjik reaksiyon olabiliyor mu? Ne yazık ki sigara çok ciddi sorunlar yaratıyor. Alerjik hastalıklar, çocuklar sigarayla karşılaşan çocuklar daha ciddi astım ataklarına yol açabiliyor. İleriki yıllarda alerjik şikayeti olanlara daha ciddi, daha sorunlu astımlara yol açabiliyor. O yüzden sigara direkt alerjiye yol açmasa bile alerjik hastalar üzerine çok etkili. Peki, kesmesini bırakmasını öneriyoruz hastalara. Anne hamileyken sigara içiyorsa tabii çocuğu ki. Alerjik reaksiyonla doğma şansı alerjik mı var? Alerjik şikayetlerini arttırabiliyor. Aynı zamanda çocuk alerjik bir çocuk sigaralı bir ortamda yaşıyorsa ileride daha ciddi alerjik atakları yaşama, astım şikayetlerinin daha yoğun olma ihtimali yüksek. Yani hastalarda biz genelde aile çok söylediği şey dışarıda sigara içiyoruz ama sigara ne yazık üstünüze ki bir kokusun. Şekilde çocuğu teması olduğu sürece o çocuk için astım ataklarının, alerjik hastalığın çıkması için çok ciddi risk oluşturuyor. Şimdi gıdaları dedik. Gıdaları derken de örneğin meyve, sebze bunlar hepsi. Örneğin bir arkadaşım vardı şeftaliye karşı çok alerjisi ciddi, vardı. Evet. Yani ya dokunamıyordu bile. Yerken hı-hı, tamam bütün hı-hı. gıda şey yapıyor ama dokunurken bile evet. şey gıdalar yapıyordu. Ne yazık ki ciddi alerjilerden biri. Yani hem ürtikeryal şikayetleri oluşabilir hem ciddi olarak hastalarda anafilaktik şok. Bazen yumurta ileriki yıllarda domates çok çıkıyor karşımıza. Bu tür şeyler vücutta kaşıntı şikayetine bazen hastalarda anafilaktik şok dediğimiz ciddi baygınlık, nefes darlığına kadar giden ciddi reaksiyon oluyor. Genelde biz fıstık ve soya ürünlerini daha fazla görebiliyoruz veya susam gibi evet. ürünlerde daha ciddi anafilaktik şok karşımıza çıkabiliyor ama her türlü gıda için bazen duyarlanma ileriki yıllarda oluşabiliyor. Hastanın şöyle bir tablosu da olabiliyor. Hasta polen alerjisi başlıyor ama polenler ne yazık ki bazı meyvelerle çapraz reaksiyon veriyor. Yani sizin aslında fındığa alerjiniz olabilir ama fındık ağacı alerjisi olanların ileride fındığa da alerjisi oluşabiliyor. Veya huş ağacı dediğimiz ağaç var. Çok alerjiktir. Türkiye'de çok sayıda bulunmuyor ama Avrupa'da çok fazla bulunan aslında ağaçlardan biri. Huş ağacına alerjisi olanların şeftali, elma, diğer meyvelere de alerjisi gelişebiliyor. Veya bazı polenlere alerjisi olanların işte domatesli diğer şeylere karşı da alerjisi gelişebiliyor. Evet. Peki yediğimiz içtiğimiz şeylerde hani beslenmemize dikkat edelim, bağışıklık sistemimizi güçlendirelim, immün sistemimizi falan. Bunda böyle bir şey olmayacak. Yani zaten bir şeyler dokunuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. O dokunan şeyi gidip sizdeki o bu tedavi sistemleriyle temasını engellememiz gerekiyor. Yani o içeren ürünlerin hepsinden uzak durabiliyorsak, bizi rahatsız eden
alerjik olan gıdayı uzak bulabiliyor ve uzak durabiliyorsak şikayetlerimizin çoğunu ortadan kaldırıyoruz. Peki hocam, tiroitte örneğin kaşıntılar, tiroite takıldım çünkü ben de bir tiroit rahatsızlığı yaşıyorum ama ilaç kullanmadan düşürmeye çalışıyoruz. Bazen hani saçlarımın diplerinde böyle sanki bir şeyler geziyormuş gibi öyle bir kaşıntı oluyor ki. Ama ben bunu şey diyordum, işte sinirsel falan mı acaba kaşıntı, işte saç dökülmeleri oluşturabiliyor veya saçların beyazları gelince kaşınır denir halk dilinde. Tiroit yapıyormuş. Bunun şimdi alerjik reaksiyon değil, bu hastalık yapıyor. O zaman da o hastalıkla ilgili ilaçlar, tedaviler yapılması gerekiyor, öyle mi? Ülkeye şikayet olan hastalarda dediğim gibi bazen tiroit hastalığı karşılaşabiliyoruz ama hastanın kaşıntı şikayeti tabii tiroit hastalığı da en büyük sebeplerden biri. Çünkü cildiniz kuruyor, kurudukça daha fazla cildiniz kaşınma ihtiyacı oluşuyor. Bazen kaşıdıkça bunun üzerine ekleniyor ama alerjik hastalarda ürtiker safhasında işte bazen nokta nokta veya daha büyük tarzda kızartı, kabartı oluşabiliyor. Bu kurdeşenin oluşumunu gösteriyor ve sadece kaşıntıyla değil hastanın vücudunda kızartı, kabartı, döküntü, bazen sabah kalktığında göz kapağının dudağının şiştiğini fark edebiliyor. Bunlar aslında hem Hashimoto'su var hem de hastanın ona bağlı ürtikeri oluştuğunu gösteriyor. Sadece kaşıntı, sadece tiroid hastalığı ilişkili olabilir ama hastanın ürtikeri şikayetleriyle başladıysa hastanın mutlaka tetkiklerini yapılması lazım. Peki sizlerin alanı çok gelişmiş midir? Nerede bunu, ne yapacağız? Bilinçli nasıl olacağız? Biraz da bununla, çünkü son 5 dakikaya girdik. Doğru yere, doğru noktaya nasıl güvenebileceğiz? Şimdi alerjik hastalıklar tabii çok fazla bilim dalını aslında ilgilendiriyor. Yani işte burun akıntısı hapşurmayla başlayan süreç, kulak burun boğaz belki veya İleride nefes darlığı, hırıltı ile ilgili şey, göğüs hastalığı veya ciltle ilgili sıkıntılar dermatolojiyi ilgilendiriyor. Ama altında tabii ki diğer hastalıkları da araştırmak gerekiyor. Türkiye'de alerji hekimleri ya göğüs hastalığı üzerine yapılıyor ya da dahiliye üzerine yapılıyor. Tabii bizim de alerjik hastalıklarda tanı koymada mutlaka dahiliye hastalıkları araştırmamız gerekiyor. Tek başına kaşıntı, tek başına hastanın şikayetleri sadece alerjiyle ilişkili olmayabilir. Biraz önce söylediğiniz tiroid hastalığı yine kaşıntı yapabilir. Bazen anemi dediğimiz kansızlık, ciddi kaşıntı yol açabiliyor. Hasta yanlışlıkla dermatoloji veya vücuttaki demir eksikliği, mineraller eksikliği, tabii ki bunlar da kaşıntı yapabiliyor. Bunlar sadece alerjiyle ilişki olabilecek şeyler değil. O yüzden hastanın hem dahili problemleri mutlaka değerlendirmek gerekiyor ama hastanın şikayetleri eğer alerjik olarak işte burun akıntıları, hapşurmaları, nefes darlığı veya işte ürtiker, egzama, atopik dermatit gibi veya ilaç alerjisi gibi şikayetleri varsa mutlaka alerji uzmanı tarafından değerlendirip tanısının doğru bir şekilde konulması lazım. Bazen testler yapılabiliyor ama bu testlerin anlamı ne olduğu ortaya çıkmıyor. Hastanın şikayetleri var. Hastaya işte gıda intoleransı testleri yapılıyor, gıda alerjisi var diyor. Halbuki o gıda intoleransı testleri alerji hekimlerinin çok önerdiği bir şey değildir. Hiç kimse gıda intoleransı testini yapmaz. Hastanın şikayetleriyle çok uyumlu bir şey göstermez çünkü. Ama hastalar şikayetlerini yanlış doktorlarda aradığı zaman ne yazık ki yanlış testler yapılıyor ve sonuçları yanlış oluşuyor. İşte o doğru doktorları bulabilmek adına da soruyorum size. Yani bunun tıp dilindeki adı alerji hastalıkları diye mi biz bu bölümü araştıracağız? Tabii alerji, immünoloji, alerjik hastalıklar diye araştırmak. Alerji, immünoloji ve alerjik hastalıklar olarak araştırmak mutlaka doğru alerji hekimleri görmeyi sağlar. Son bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Merhabalar efendim. Elmas Doğan İstanbul'dan arıyor. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buyurun Elmas Hanım. Ben de alerjik astım hastasıyım senelerdir. Ondan sonra işte ilaç kullanıyorum. Yani sürekli böyle ilaç kullanıyorum ara ara. Hiç geçmedi. Bu sene de Süreyya Paşa Hastanesi'ne gittim. Ondan sonra test falan yaptılar bana. Ben akrabalardan görmüştüm. Onlar aşı oluyordu. Aşı falan yapana daha iyi gelir diye. Ama aşı değil de ilaç tedavisi. Şimdi biraz iyiyim. Ondan sonra hapşırık falan geçti. Daha iyiyim. Nefes almam daha iyi. Şimdi de horlama. Çok horlama var. Bu sefer de uyku bölümüne gittim. Şimdi ileriki zamanda bana yatıracaklar. Bana işte test falan yapacaklar. Geçmiş olsun. Şimdi aslında alerjik hastalara çok fazla bahsetmedik ama en büyük şeyden burun tıkanıklığı ve sonrasında horlama şikayeti başlar. Bu horlama şikayeti aslında gece uyku apne sendromunda bir başlangıcı oluşuyor. Çünkü gece horluyorlar ve belli bir süre sonra nefeste bir iki saniye durmalar başlıyor. Hasta sıçrayarak uyanıyor, sonra uykusu bölünüyor. Tekrar oksijen, karbondioksitini ayarlayıp tekrar belki uykuya dalıyor ama bu bir iki saniye nefes durmaları ileride ciddi nefes durmalarına, hatta hayati tehlikeye açacak kadar
ciddi sorunlara yol açıyorlar. Ve alerjik şikayetler eğer kontrol altına alınmazsa bu uyku apne sendromu da ciddi ölümcül reaksiyona yol açacağını mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Aslında ilaçlarla birazcık tedavisini mutlaka kontrol etmek gerekiyor ama daha sonrasında aşı tedavisi de hasta için veya diğer yeni gelişte iğne tedavileri mutlaka hasta için önemli tedaviler. Onlar da devam edilecektir. Evet, bir telefonumuz daha varmış hocam. Alo. Alo, benim oğlum askerde de gözetleme bölümünde 12 saat orada nöbet, yani gözetleme yapıyormuş, uykusu geliyormuş. Bir nasıl yapmak gerekiyor? Bir de benim alerjim var, onun da vardır belki, sinüziti de vardır. Ne, yani bu neden olabilir mi uykusuna? Alerjik. Onu soracaktım. Geçmiş olsun Güler Hanım. Devamlı uykusu geliyormuş, onun kaşıntısı varmış. Alerjik bir rahatsızlığı evet. Olabilir. Anne de alerji varsa çocuk da alerji çıkma ihtimali söylediğimiz gibi %50'leri bulabiliyor. Eğer alerjik şikayeti çocuğun sinüziti varsa, farajlı daha önce şikayetleri varsa büyük ihtimalle gece zaten uykuları bozuluyor. Ve gece uykusu bozulan bir insan mutlaka gün içinde uyku hali, uyuklama hali mutlaka oluşuyor. O yüzden hastanın eğer ailede böyle bir şikayeti varsa, çocuğun da şikayetleri başladıysa alerjiyle ilgili mutlaka tetkilerin yapılması lazım. Sizlere gelinmesi gerekiyor. Evet, evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgileriniz için. Sevgili izleyiciler, yarın görüşmek dileğiyle, sevgiyle, sağlıkla kalın.